Değerli basın mensupları, değerli basın mensupları, Sayın Genel Başkan ve arkadaşları lütfedip bizi kabul ettiler. Kendilerine hepinizin huzurunda teşekkür ederim. Türkiye'nin içinde bulunduğu koşulları biz de gayet iyi biliyoruz. Sayın Genel Başkan ve arkadaşlar da gayet iyi biliyorlar. Daha önce bir görüşme yapmıştık zaten. Belli aralıklarla biliyorduk. Başkanla kendilerinin bir karar var. Birazdan kendisi sizlere açıklayacak. Ben de ayrıca yürekten teşekkür ederim. Buradan değerli vatandaşlarıma da açıkça seslenmek isterim. Açık yüreklikle seslenmek isterim. Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar hepimizin malumu. Bir var olma ve yok olma mücadelesi veriyoruz. Türkiye ya aydınlığa ya veya karanlığa sürüklenecek. Hepimizin sorumluluğu var ve hepimiz bu sorumluluk içinde hareket etmeliyiz. Türkiye'yi aydınlığa çıkarmalıyız. Kavgadan, çekişmeden, kamplaşmadan ayrışan bir Türkiye, kucaklaşan bir Türkiye, birbirini kucaklayan, birbirinin görüşüne saygı duyan bir Türkiye. Hepimizin temel hedefi bu. Artık bu bir seçim olmanın ötesinde bir referanduma dönüşmüş durumda. Daha önce yapılan bir referandumun Türkiye'yi nereye getirdiğini hepimiz biliyoruz. Anayasa referandumuyla sistem değişti. O sistemin Türkiye'ye büyük felaketler getirdiğini görüyoruz. Artık bu yapının değişmesi lazım, sistemin değişmesi lazım, düşünce özgürlüğünün gelmesi lazım, yargı bağımsızlığının gelmesi lazım, üretenin, çalışanın, alın teri dökenin kazanması lazım. Bunun için yola çıktık ve bunun için ayın 28'inde bütün vatandaşlarımı, bütün vatanseverleri sandığa davet ediyorum. Gelin oylarınızı kullanın ve Türkiye'nin kaderini değiştirelim. Bizim için, evlatlarımız için, çocuklarımız için, torunlarımız için güzel bir Türkiye'yi hep beraber inşa edelim. Tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Genel Başkanım. Ben teşekkür ederim. Saygıdeğer basın mensupları, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve arkadaşlarına nazik ziyaretleri için çok teşekkür ediyoruz Adalet Partisi olarak. Lütfettiler. Hoş geldiniz. Hepinizin malumu olduğu üzere saygıdeğer arkadaşlarım, Ata İttifakı'nı kurmuştuk ve Zafer Partisi ile birlikte. Ve Ata İttifakı'na destek veren arkadaşlarımız vardı. Ülkem Partisi, Türkiye İttifakı Partisi, bir de Turan Hareketi Partisi. Genel Başkanı da burada, yanımızda, buradasınız. Kardeşimiz de burada. Onlar da bize iştirak ettiler. Turan Hareketi Partisi Genel Başkanı. Destek vermeye geldiler. Bizler, Ata İttifakı biliyorsunuz, maçın ilk yarısında görevini yaptı. Cumhuriyetçi, Atatürkçü, Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisi bir hareketti. Bunun mimarı Ümit Özdağ Bey ile ikimizdik. Ata İttifakı isminin de isim babası bendim. Amacımız Türkiye'nin Atatürk çizgisinde Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkarak Kurtuluş Savaşı'nın yapılma sebeplerine uygun bir nizamın tekrar tesis edilmesiydi. Cumhuriyet'in yıpranan değerlerini tekrar yeniden tesis etmekti. Sinan Oğan Bey'i Cumhurbaşkanı adayı olarak birlikte teklif ettik ve geldi. Fakat %5'te kaldı biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı adayımız ikinci tura kalamadı. Partilerimiz de barajın altında kaldı. Dolayısıyla Ata İttifakı hükmen biliyorsunuz bir ittifak seçim öncesi kurulur. Seçim bittikten sonra da kanunen otomatikman ortadan kalkar. Yani bir etkinliği kalmaz. İkinci tura kalan iki ittifak vardır. Biri Cumhur İttifakı, öteki de Millet İttifakı. Demokrasinin devam etmesi için, demokrasinin önünün kesilmemesi için bizler kararımızı verdik Adalet Partisi olarak. Genel İdare Kurulumuzu topladık. Bu toplantıda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsına destek kararı çıktı. Birleşe, kazanacağız. Birleşe, kazanacağız. Efendim bu karar oy birliğiyle çıkmıştır. Daha evvelinde de ben de biliyorsunuz Beylikdüzü Belediye Başkanı adayıydım Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Sayın Genel Başkanımla birlikteydik. Maalesef ittifakta beraber olma şansımız olmadı. Lakin kurduğumuz Ata İttifakı'nın da ne kadar isabetli olduğunu gördük. Eğer biz çalışmasaydık Recep Tayyip Erdoğan birinci turda Cumhurbaşkanıydı. Dolayısıyla şimdi geldik maçın ikinci yarısına. Bu ikinci yarısında birlik beraberlik içerisinde yürüyeceğiz. Değerli arkadaşlarım, bizler Atatürkçü, Türk milliyetçisi, Cumhuriyet'in kazanımına sahip çıkan müdafaa-i hukuk hareketiyiz. Siyasetin ötesinde bir müdafaa-i hukuk hareketiyiz. Bu ülkeye keşke Yunan kazansaydı
diyenlere, duyanların tabutuna omuz verenlere bu ülkeyi teslim etmeyeceğiz. Bu Atatürk'ün kurmuş olduğu laik cumhuriyet düzeniyle kurulmaya çalışılan siyasal İslam rejimi arasındaki kavgadır. Bunu olan bir siyasi süreç olarak gören yanılır. Bu nedenle birkaç gün sonra yapılacak olan seçim Türkiye'nin kaderini belirleyecektir. Ben buradan Ata İttifakı'na destek veren seçmenlerime sesleniyorum, seçmenlerimize, kardeşlerimize sesleniyorum. Onlar bize desteği bu mentalitemiz için verdiler. Cumhuriyetin kazanımına sahip çıkmamız için verdiler ve biz onların çizgisinde yürümeye devam ediyoruz. Biz bir muhalefet hareketiydik ve şu anda muhalefet güçlerimizi birleştirdik. İnşallah destek vereceğiz. Sonuna kadar da Türkiye Cumhuriyeti'nin payidar kalması için elimizden geleni yapacağız. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum efendim. Çok sağ olun. Evet, sizi ustam yapalım.